Yarın da bir sünnet ettiririz. Evelallah Senior Seyfi olur bizim Bartılı Seyfo. Evet beyler. Ya bu işi yapan adam gibi suçunu itiraf eder ya da hepinizin başını yakarım. Duydunuz mu? Yakarım. Evet beyler. Yazının sorumlusu kim? Sen çavuş, sen söyle. Karargah destek bölüğü Cemal. Tamam tamam. Gerek yok. Olduğun yerden konuş, geç yerine. Vallahi yazıyı düzelttik komutanım. Sonra da hep beraber aşağı indik. Doğru mudur Ahmet başçavuşum? Doğrudur komutanım. Sen söyle. Şüphelendiğin biri var mı? Ben bir şey yapmadım komutanım. Vallahi. Sen yaptın diyen oldu mu? Niye panikledin? Bak, hayvan da huylandı. Yalan söylüyorsan yakarım. Yok komutanım, ekmek çarpsın. Bu uğursuz itle biz pek anlaşamayız da ondan avlar. Ya bu İtalyan malı çavuş? Dün hiç ortalarda gözükmedi. Yok komutanım, Seyfi görevliydi. Şey görevi vermiştim, onun başındaydı. Ne görevi? Komutanım, büyük ihtimalle bu firari yer Hamza yapmıştır derim ben. Her şey beklenebilir. Psikopat diyorlar biliyorsunuz. Hayır komutanım, ben yapmadım. Dur bağırma, bayıltacaksın adamı yine. İyi misin Kerim? İyiyim komutanım, sağ olun. Kerim, kov şu hayvanı şuradan. Komutanım, rica etsem siz hoşlasanız. Bana biraz gıcıktı. Bu da mı? Kesin gürültüyü. Gevşeyecek yer arıyorsunuz. Evet. Son kez soruyorum. Kim yaptı? Bir adım öne çıksın. Bu altı kim yaptıysa hemen bir adım öne çıksın dedim. Geçiyorsunuz lan benimle. Bu it mi yaptı yani? Siz kaşındınız. Suçlu bulunana kadar bütün izinler iptaldir. Ne? Ne? Oğlum bu Üsteğmen şarkıcı Teoman'a çalışıyor lan. Lan nasıl iptal lan? Şerefsizim bu sefer gitti gözde. Çıkamıyoruz gözde, çıkamıyoruz. Çünkü bölük komutanı izinleri iptal etti. Bana ne bağırıyorsun be? Ben bağırmıyorum gözde! Ya... Bir durur musun, bir dinler misin beni? Ne oluyor ya? Bir dinle, bir şey söyleyeceğim, bir bak. Geldi milli çapkın. Adamdaki istikrara bak. Ordu milli oldu ama hala vazgeçemedi. Manita Feriçita ayaklarında. Ya gözden etiyor manı sayıklayıp duruyorsun sen ya. Ne? Nasıl klibinde oynatacak? Gözde bak sıyıracağım ben burada ha. Paramparça parçalarım ben o Teoman'ı. Dizimde mi oynatacağım dedi? Ne demek lan şimdi bu? Ferit, kimin dizinde oynuyormuş oğlum bu? Millet. Ferit'in ki Teoman'ın dizinde oynuyormuş lan. Ne diyorsun lan sen? Sinirlenme babacan. Kızını dövmeyen dizini dövermiş işte be. Ha bu Teoman'ın dizini biraz zor döver ama... ...kiz oturuyor daha orada. Lan bu konuyla ilgili bir laf edeni yemin ederim... Alo. Alo. Gözde. Kapattı. Menisküs tedavisindedir şaşkın. Kesin şunu be. Sessiz olun biraz be. Akşama nöbetim var. Uyumam lazım. He, doğru değil da ben de Nizamiye'yi devralacağım. Yatın aşağı uşaklar.
Lan beni çıldırtmak için mi yapıyorsunuz lan? Teoman'dan başka dinleyecek adam mı yok? Ulan neye diyorsun? Ana, ne yaptın lan müzik setime? Babacan psikopata bağladı galiba ha? Üzülme be Tosun. Biz de sana canlı canlı şarkı okuruz. Hadi beyler. O Mehmetçik, tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar kapanınca. O Mehmetçik, tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar kapanınca. Gonzo'nun ok katında. O Mehmetçik, tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar kapanınca. Nereye şaşkın? Kelefe. O Mehmetçik. Günlük eğitim programı hazır mı? Hazır komutanım. Eğitim yoklaması hazır mı? Evet komutanım. Kendim doldurdum. Kaybolmasın diye vallahi koynumda saklıyorum. İyi. Yanlış. Bir dakika. Lan Cemal gel buraya bakayım. Bak kafaya bak. Anladım. Çok heyecanlıyım la. Buraya geldiğimden beri ilk defa eğitim yapacağım. Ben de Erif Piyade Tüfeği'yle ezberledim sabah. Barıtkaz'ın geri tepesiyle çalıştım. Barıtkaz'ı değil o Tosun. Akşam fasulyeyi biraz fazla kaçırdık. Onu biraz yedir. Yavaş yürü. Onu durun. Şşş millet, foto şıpşak geliyor lan. Vay. Selam, günaydın çocuklar. Günaydın. Selam çocuklar. Günaydın Ahmet Paşa. Hoş geldin dedim abi. Foto günaydın. Hazır çocuklar eğitime günaydın çıkmışken birkaç fotolarını çekelim dedik. Müsaade var mı? Elini çabuk tut ama. Biraz sonra bölük komutanı gelir. Hadi çocuklar, ne var mı fotoğraf çektiren? Bir inç. Gel bakalım Gökhan. Hadi gel oğlum, geç. Güzel bir sürü. Merhaba Fatu. Nasılsın? Ne haber Fatu? Kamuflaj sana ne çok yakışmış ya. Çok güzel olmuşuz. Çok güzel olmuştuk. Uzak durun çarparım. Siten makineli tüfek var mı Fatu? Arabada olacak. Git getir kızım. Yardım edeyim. Gerek yok. Alırım ben sinyor. Hadi açın. Yol açın. Salak lan bunlar. Şunlara bak. Çarşı izinleri iptal, adamlar hala geyik peşinde ya. Ne yapacaksın oğlum? Başka nasıl geçecek günler? Yok abi yok, ben delireceğim en sonunda. Çocuklar herkes yerine geçsin. Hadi bölük, hadi hizaya gel. Esas duruş. Dedim abi, şunların bir fotoğrafını çeksene. Hadi. Tamam. Asker! Sana diyorum asker! Ne işi var bu arabanın burada? Bana mı diyorsunuz? Ama sen kızsın. Evet. Siz de yeni gelen bölük komutanı olmalısınız. Albayın bir başka kızı falan değilsin değil mi? Beni o şımarık Suzan'a mı benzettiniz yoksa? Evet, o siz iyi ama bu kıyafet. Babam emekli astsubaydır. Beraber taburun fotoğraf işlerini yapıyoruz. Ben Fatoş. Ben de Levent Yılmaz, memnun oldum. Ben de. Çok şaşırdım. Niye böyle asker kıyafetindesin? Özenti işte. Keşke asker olabilseydim. O ne? Sahte. Doğrusu benim bölüktekilerden daha nizami duruyorsun. Gülümseyin çocuklar. Yakışıklı mıyım lan? Aha kabus geldi. Canavar gibi namussuzum. Dikkat! Toparlan! Sırası mıydı bu fotoğraf işinin? Vallahi albaydan izinleri var komutanım. Siz gelene kadar rica ettiler. Ben de bir şey diyemedim. İyi. İyi misin Kerim? İyi.
İyiyim komutanım. Dur be Kerim. Alt tarafı halini hatırını sorduk. Bayılma yine. Emredersiniz komutanım. Yazının faili bulunamadı mı daha? Yok. Çıkmadı mı ortaya? Yok komutanım. Ama ben kimsenin bunu bilinçli yaptığını zannetmiyorum. O ne? Hamza! Emredin komutanım! Hamza köpeği görüyor musun? Görüyorum. Önündeki albayın tavşanı mı? Çok benziyor komutanım, hık demiş. Bölük! Yakalayın şu köpeği!